Yurt dışına gitmek için hazırlıklar. Örneğin ya seyahate çıkacak olabiliriz. Bir iş amacıyla çıkacak olabiliriz. Ne yapmamız gerekir? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar yurt dışına gideceğimiz ülkeye göre değişen iki şeyimiz olacak. Bir, bize hepsi hangi ülkeye gidersek gidelim bir pasaport ihtiyacımız olacak. Pasaporta varsa başvurumuza gerek yok. Yoksa tabii başvuru yapacağız pasaport için. Pasaport başvurusunu elimizde yani pasaportumuzun olması gerekiyor yurt dışına çıkmak için. Bir diğeri de gideceğimiz ülkenin durumuna göre Türkiye ile vize isteyip istemesine göre vizeye ihtiyacımız olacak. Pasaport başvurumuzu Emniyet Müdürlüğü'nden yapıyoruz. Yani bize en yakın Emniyet Müdürlüğü'nden. Bunun için tabii istenecek bir takım belgeler olacak. Pasaport başvurumuzda. Kimlik bilgilerimiz için kimliğimizle gitmemiz gerekir. İşte biyometrik fotoğraf dediğimiz belli ölçüleri olan fotoğraf olması gerekir. Bu bazen vize için de bu biyometrik fotoğraflar vize gerektiren yerlerde de istenebiliyor. Ve başvuru yaparken parmak izinizi alacaklar. Pasaport başvurusunu yaparken. Daha sonraki dediğim gibi bazı ülkeler vize isteyebiliyor dedim. Vize isteyen ülkeler için de tabii o ülkenin konsolosluğuna gidip vize başvurusunda bulunmamız gerekir. Ancak son zamanlarda bu başvuruları bizim için yapan bir takım yerler mevcut. İnternetten randevu alınabiliyor bazı yerlerde. Bu şekilde işte belli bir bilgileri doldurup randevu alıyorsunuz internetten. İşte bu şekilde başvurabildiğiniz vize şeyleri var. O ülkenin konsolosluğunun da yani gideceğiniz ülkenin şeyine göre değişiyor. Konsolosluktan başvuru yapmanız gereken yerler olabiliyor. Buralar için o ülkenin konsolosluğuna gidip gerekli formu doldurmanız, yanınızda fotoğrafınızı, işte bazı ülkelerde kart ekstrelerinizi bile bir takım bilgilerinizi götürmeniz gerekiyor. Kendi işiniz varsa işte vergi levhanızı bir takım belgeler gerekiyor arkadaşlar. Bu belgeleri o ülkenin konsolosluğunun sayfasından takip ederek ya da Google'dan bir araştırma ile işte gideceğiniz ülke hangisi ise vize istiyor mu, istemiyor mu? İstiyorsa ne tür belgeler arıyor? Çünkü örneğin Amerikan vizesine başvurmak için Amerika'ya gitmek için Amerika epey bir inceleme yapıyordu ama verdiği zaman da iyi bir vize, hani uzun dönemli bir vize veriyordu. Bu vizenin süresi de ülkeden ülkeye değişebiliyor arkadaşlar. Bazı ülkeler işte 2-3 aylık verirken bazı ülkeler işte 1 yıllık, 2 yıllık, işte Amerika'da örneğin 10 yıllık vize alanlar var başvuru yapıp. O şekilde değişebiliyor. Avrupa Birliği ülkeleri daha doğrusu kendi içerisinde Schengen vizesini kabul ediyorlar. Schengen vizesi birçok Avrupa Birliği ülkesinde geçerli olan bir vize. Ancak bazı ülkeler burada şöyle bir şart arayabiliyor arkadaşlar. Bu da bilginizde olsun. Örneğin İtalya'dan bir vize aldınız. Önce İtalya'ya girme, oradan diğer ülkelere geçme şartı aranabiliyor. Eğer tam tersi bir şey yaparsanız, o ülkeye girmeyin giderseniz bazı ülkelerde sorun çıkarmayabiliyor ama sorun çıktığı zaman da bir dahakinde vize almanızda problem çıkabiliyor diye bilgilere sahibim bu konuda. Peki başka nelere ihtiyacımız var? Gideceğimiz yerle ilgili neyi bilmemiz gerekir? Tabii ki o ülkede geçerli olan para birimi hangisi kullanılıyor? Örneğin Avrupa Birliği ülkelerinde genellikle euro kullanılıyor. İşte İtalya'ya da gitseniz, Almanya'ya da gitseniz euro bulundurmanız yeterli oluyor. Oralarda bir takım işte döviz büroları gibi bir takım şeylerle uğraşmamak istiyorsanız onları buradan temin ederek gitmeniz iyi olacaktır. Gereken tabii o ülkenin hazırlıklarımız da tabii bu arada yapmamız gerekir. Gitmemize yakın zamanda işte gittiğimiz ülkemize göre hava koşulları nasıl, nasıl kıyafetler
almam gerekir gibi bir takım bilgileri de araştırmak gerekir. Eğer yabancı dil bilgimiz varsa, o ülkede konuşulan dil genelde hangi dil onu bilirsek, İngilizce tabii ki çoğu ülkede geçerliliği olan bir dil. Örneğin biz Fransa'ya gittiğimizde şey demişlerdi, işte Fransızlar hayatta İngilizce konuşmaz, zor olabilir demişlerdi. Ama bilmiyorum, görme engelli olmanın verdiği bir şey miydi? O konuda hiç sıkıntı yaşamadık Fransızlarla. İngilizce bilmese bile bir şekilde anlıyordu anlatmaya çalıştıklarımızı. Ve işte örneğin Paris metrosu çok karışık bir metro. Bir sürü hat değiştirmeniz gerekiyor bazen bir yerden bir yere gitmek için. Buralarda sorduğumuz kişiler kendisi gitmiyorsa bile bizi işte kendi gittiği noktaya kadar yardımcı olup orada başka birine anlatıp buraya gidecekler, bu istasyona, bu istasyonda inecekler diye metrodaki bir yolcuya söyleyip o istasyonda inmemizi sağlıyorlardı. Dışarıda gezerken de soru sorduğumuz zaman bilmiyorsa en azından "I don't know English" deyip geçebiliyordu ama genelde yardımcı oluyorlardı. Bu konuda bir sıkıntı yaşamadık. Peki gideceğimiz ülkede, örneğin ben gittiğimiz yerlerde görme engellerle ilgili dernek ya da kuruluşlar, işte otur yerleri araştırıyorum. Ziyaret etmeyi de mümkün olduğunca tercih ediyorum. Nasıl, ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Gerçi bu da bir merak meselesi. Yani meraklı olduğu bir alanda o ülkeye dair bir şeyler araştırıp nereleri ziyaret edeceğinizi de önceden planlayabilirsiniz. Turistik bir gezi, yani seyahat düşünüyorsanız. İnternet bu konuda gayet iyi. Örneğin bir ülkeye gideceksiniz. İtalya diyelim, Roma'ya gideceksiniz. Roma'nın hangi yerleri meşhur? İşte buralardan bu tür yerlere giderken işte hangi vasıtaları kullanabiliriz? Nasıl ulaşabiliriz buralara gibi birçok bilgiyi internetten bulabilirsiniz. Bu konuda en faydalı siteler de kişilerin yapmış olduğu bloglar oluyor aslında. Örneğin bir gezisini detaylı olarak anlattıysa bir blogda kişi, buradan epey bir şey öğreniyorsunuz ve böyle siteler iyi oluyor. Bazen bunlar da genel olarak bilinmeyen ama o kişi tarafından keşfedilen enteresan güzel şeyler de çıkabiliyor. Sizin de hoşunuza gidebilecek. Bu tür bilgileri de araştırmak epey bir gezinizde size fayda sağlıyor. Peki gittik bu ülkeye, pasaportumuzu aldık, işte vize gerektiriyorsa vizemizi aldık, gerekli işte o anki hava durumuna göre gerekli giyimimizi valizimize koyduk. Neyle gidiyoruz? Genelde uzak ülkelere uçak tercih ediliyor ama işte belki karayolla gitmeyi ya da değişik yöntemlerle gitmeyi de tercih edebiliriz. Uçakla gitmeyi tercih edenler için araştırılması gereken bir diğer konu da işte havaalanı şehrin bazen havaalanları genelde şehrin biraz dışında, yani şehre yakın bir noktada olabiliyor. Buradan şehir merkezine geçişimizi nasıl sağlayabiliriz? Bunları da planlamamız gerekir. Örneğin İtalya'da gittiğim Venedik gezisinde hep şeylerden bahsetmişlerdi sitede, araştırdığım sitelerde. Deniz taksilerden bahsetmişlerdi ve fiyatları biraz uçuk. Ancak havaalanından o Venedik'in merkezi noktasına, bizdeki böyle deniz motorları gibi herkesin kullandığı ucuz uygun fiyatlı ulaşımlar olduğunu da öğrendik. Bu şekilde ulaştık. Peki bunu nasıl öğrendik? Havaalanına gidince oradaki insanlara sorunca nasıl ulaşabiliriz, nasıl gidebiliriz? Yani bu deniz taksiden başka alternatifler var mı şeklinde sorarak öğrendik. Ama internetten de araştırıldığında bu tür bilgiler bulunabiliyor. İşte bazen bizdeki gibi havaalanlarından şehir merkezlerine otobüsler oluyor. Hani şu anda bizim
Havaş gibi bir takım ulaşım yöntemleri var, havaalanına ya da şehir merkezinden havaalanına ya da havaalanından şehir merkezine. Bu tür seferler, bu tür düzenlemeler olabiliyor. Örneğin Japonya'da bu şekilde bir sistem vardı. Şehrin belli noktasından havaalanına giden otobüsler gayet de yardımcı oluyorlardı. Şoför de sanırım bir bilince sahipti. Çünkü biz otobüsten indiğimizde hemen gelip bizi oradaki zemine yönlendirdi. Hastalığını takip edebilecek zemine ve havaalanının kapısına kendi başımıza rahatlıkla ulaşmamızı sağladı. Bu tür bilgileri de bilmek gerekir. Yani ulaşımı nasıl yapmamız gerekiyor? İşte taksiyle mi yaparız? Ya da o ülkenin belli bir banyo tren sistemi var, havaalanına ulaşıyor. Havaalanından direkt uçaktan inince o havaalanında direkt oraylı sisteme geçip şehir merkezine ulaşacağız. Bunları planlarsak en azından oraya gittiğimizde bir de bunları düşünmek zorunda kalmayız. Ya uçaktan indik ama şimdi ne yapmamız lazım, nasıl gideceğiz derdimiz olmaz. Tabii kalacak yer, eğer tatile ya da bir iş için gidiyorsak ve tanıdığımız biri yoksa ne yapmamız gerekir? Kalacak yerimizi ayarlamamız gerekir. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine internetten yapabilirsiniz. İşte örneğin ben bu tür durumlarda booking.com diye bir site var. Onun iPhone uygulamasını kullanıyorum. Ya da araştırma yaparak hangi otel var, işte bu oteller şehrin gezilecek kısımlarına, tarihi noktalarına ne kadar mesafede? Çünkü örneğin yürüyerek tarihi noktalara, işte şehrin gezilecek noktalarına ulaşabiliyorsanız ve fiyatlar da uygunsa bu sizin için güzel bir alternatif. Kaldığınız otelden istediğiniz zaman çıkarak yürüme mesafesinde birçok yeri gezebilirsiniz. Dediğim gibi bunun için araştırma yapmak gerekir. Çünkü birçok otel ve birçok farklı fiyat olabiliyor. İşte otelin koşullarını da araştırmak gerekir. İşte örneğin ucuzdur ama yani nasıl? Sabah kahvaltısı var mı? İşte ya da yemek seçeneği var mı? Çünkü şey de düşünebilirsiniz. Hani ben sadece oteli kalmak için kullanayım. Zaten bu ülkeye gezmeye geldim. Gezerken değişik yerlerde bir şeyler yemeyi de tercih edebilirim gibi bir düşünceniz de olabilir. Buna göre planlamalar yapabilirsiniz. Örneğin öyle bir düşünceniz varsa oteldeki ekstra parayla yemek alma olayını yapmayabilirsiniz. Değişik mekanlar deneyebilirsiniz. Yurt dışı da aşağı yemek deyince aklıma geldi. Birkaç ülke, yani birçok ülkede yaşanabilecek bir sıkıntı. Örneğin garsondan biz tabii Türk milleti olarak yemekte su da içeceğiz, içeriz. Bilmiyorum diğer kültürlerde ne kadar su tüketiyorlar yemekte. Su istediğiniz zaman, işte İngilizce water dediğiniz zaman genelde arkadaşlar soda gelebiliyor. Maden suyu tarzı soda türü bir şey gelebiliyor. Tap water diye ifade edildiği zaman, işte tap water bizdeki hani deriz ya çeşme suyu, musluk suyu anlamında dediğimiz zaman normal bildiğimiz su geliyor. Bazen natural, doğal su da kullanıyorlar ama genelde tap water kelimesini kullandıklarını daha çok yaygın olarak gördüm. En azından herhalde benim çıktığım yani kendi gezisindeki gibi su isteyince havuç suyu vermezler herhalde. Heyecanla su bekliyorsunuz. Gele gele maden suyu geliyor. Tabii bu tür durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Tabii yemek seçiminiz de önemli olabilir. İnancınızdan dolayı. Çünkü Avrupa ülkelerinde ya da birçok ülkede domuz eti yaygın olarak tüketilen bir et türüdür arkadaşlar. Pork meal diye geçer. Pork meat, meat pardon. Pork meal diye geçer. Bu tür bilgileri de önceden bu tür kelimeleri de bilirseniz en azından yemek isteme konusunda sıkıntı çekmemiş olursunuz.
Tabii yemek kültürleri ülkeden ülkeye değişiyor. Örneğin tam Avrupa ülkelerinde onu açtınız ama bu sefer Uzak Doğu'da bir ülkeye giderseniz onların daha değişik alışkanlıkları var. Örneğin işte böcek gibi bir tür bir takım hayvansal yiyecekleri tercih edebiliyorlar. Japonya bizim yemek konusunda en çok zorlandığımız ülkelerden olmuştu. Artık bir İtalyan restoranı bulunca sanki kendi ülkemizin restoranını bulmuş gibi sevinmiştik. Ha, güzel yiyecekleri yok değil. İşte bizdeki makarnaya benzer bir takım yemekler ya da pilava benzer bir takım yemekler var ama pilavları konusunda ben şöyle bir yorum yapmıştım. Bu pilavı bizim Türk hanımları yapsa eşleri evden kovar diye bir yorum yapmıştım. Yani o ülkenin kültürüne göre bazen işte eti daha az pişirmeyi tercih edebiliyorlar. Bir takım bu tür kültürel bilgileri de bilmeniz gerekebilir. Bunların içinde gene en güzel kaynak internetten blogları okumak ya da bu gezi seyahatle ilgili siteleri okumak. Bunları tavsiye ederim gideceğiniz ülkeye gitmeden önce bu tür bilgileri okumanızı tavsiye ederim. Epey bir fikir sahibi oluyorsunuz yemek kültürleri konusunda da bu ülkelerde. Gider gitmez mutlaka otelinize yerleşince arkadaşlar yapılacak ilk şey otelinizin bir kartını almak. Çünkü bilmediğiniz bir şehirdesiniz ve dışarı çıkıp ben şöyle buraları bir keşfedeyim derken kaybolma ihtimaliniz var. Otelinizin tabi adını söyleyebilirsiniz. O da ayrı şey de bazen tabi onlarda da kocaman şehirde o oteli bilmeyenler çıkabiliyor. En azından bizim başımıza enteresan bir şey gelmişti bu konuda. Venedik'te otel bilgilerimiz tabi o booking.com'dan yaptığımız otel rezervasyonunun bir çıktısını almıştık. Orada otelin telefonu da pardon otelin telefonu 10 sonraydı pardon. Otelin telefonu tabi alabilirsiniz yazabilirsiniz bir kağıda ama bu pardon dışarıya çıkmıştık gezmek için. Dönüşte oteli bulama gibi bir sorunla karşılaştık. Birine kartı gösterdik o da bilmiyormuş. Ama hemen telefonundan oteli arayıp otelin yerini öğrenip bizi yönlendirmişti otele nasıl gitmemiz gerektiği konusunda. O yüzden otelin ilk yapmamız gereken otelin kartını alıp resepsiyonda daha odanıza çıkarken onu rahat ulaşacağınız bir yere örneğin cebinize ya da cüzdanınıza koyarak yanınızda bulundurmanız diye tavsiye ediyorum. Evet buraya kadar şu ana kadar anlattıklarımdan eklemek isteyenler var mı ya da sorusu olan var mı? Ben bir şey ekleyeyim hocam. Yine sonunda da konuşuruz ama ilk başta bence otel ayarlamak sen bahsettin. Booking.com çok güzel bir yani sitesi hiç erişilebilir değil de iPhone uygulaması çok erişilebilirdi. En son güncellemelerden sonra kontrol etmedim gerçi ama oradan otel bulmak falan hem çok güzel oluyor hem otellerin bilgilerini falan alıyorsunuz. Bu anlamda bence çok faydalı öyle bir şey yapacaksanız. Onu ekleyeyim dedim. İkincisi de şeyi öneririm bu aşamada yine konuşuruz. Şeyle gittiğinizde arkadaşlar tek başınıza gitmekten asla korkmayın. Yani bir kör olarak rahatlıkla tek başınıza Kesinlikle korkmayın. yurt dışında gezebilirsiniz. Nefis bir duygu. Kimse yanınızda yok. Acayip özgürsünüz. Aynen ondan korkmayın. Bir de şehri yaşamak istiyorsanız mutlaka toplu taşıma araçlarını kullanın. Yani her yere taksiyle gitmeyin diye öneririm. Ama tabii tüm bunları söylerken belli bir ölçüde dil biliyor olmanız lazım tabii. Yani hiç dil bilmiyorsanız zorlanma olasılığınız daha yüksek. Hani onu belirteyim dil bilen birileri ama dil biliyorsanız yani büyük bir şehirde bağımsız hareket kullanmakla yurt dışında kullanmak arasında bence çok ciddi bir fark yok. Doğru düzgün sormaktan korkmadığınız zaman falan rahatça bir şey yapabiliyorsunuz. Bir de demin dediğim gibi şehirde mutlaka yürümeyi tercih edin. Toplu taşıma araçlarını kullanın ki şehri yaşayın. Yani öyle O yüzden Adem abi biraz sonra bahseder ama böyle ben genelde böyle tur tarzı şeylerle gitmeyi, yani eğer birazcık dil biliyorsanız turlarla gitmek yerine kendi turunuzu kendiniz oluşturmanızı öneririm. Ben de Booking.com ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Bana göre en büyük artısı bir otel rezervasyonu yaptırdığınız zaman birçok otelde yani 100 tanesinden neredeyse 90 ya da 95'inde o an kredi kartıyla ödeyebileceğiniz gibi konaklama yerine vardığınızda da ödeme yapabilme seçeneği var.
Dolayısıyla planlar buna göre düzenlenebilir ve çoğunlukla son gün, yani gitmeyecekseniz bile normalde girişinizin, yani check-in yapacağınız gün ödeme yapmayacağınızı belirtirseniz sisteme hiçbir problem olmadan giriş çıkış işlemleri yapılabiliyor. Ya da işte o otele gitmeyeceksiniz bile son anda bir farklı bir fikir beyan etmek sizin için bir probleme yol açmıyor yani. Evet, dediğiniz gibi şehirde yaşamak için hakikaten toplu taşıma araçlarını kullanmak, yürünebilecek yerlerde, hani çok uzak değilse, çok aşırı uzak değilse yürümek, hakikaten o şehri epey tanımanızı sağlıyor. O şehrin insanını, kültürünü epey tanımanızı sağlıyor. Hatta bazen yeni yerler keşfetmenizi sağlıyor. Örneğin yürüyorsunuz, otelinizden çıkar çıkmaz normalde taksiye binersiniz ya, otelinizin belli bir yakın bir noktasında güzel bir kafe buluyorsunuz. Ha, akşam buraya gelebiliriz diye bir fikir oluşabiliyor kafanızda. Yani şehri tanımak için, o şehri yaşamak çok güzel bir duygu. Can'ın dediği gibi booking.com'da bu tür seçenekler oluyor. Bazen de şöyle bir seçenek oluyor. Belli bir saate kadar iptal ederseniz fiyat almıyor. Belli bir saatten sonra yarı fiyatını alıyor. Bazen iptal etseniz bile belli bir saatten sonra tamamını da tahsil etmiş olabiliyor. Bunlar böyle değişik seçenekleri var. Aradığınız, işte bulduğunuz otelin bu tür şartlarını da booking.com'dan takip ederek size en uygun, çünkü vazgeçme durumu olabilir ya, ona göre planlama yapayım derseniz bu tür seçeneklere de dikkat etmeniz gerekir. Evet, turla gitmek hakikaten biz de tercih etmiyoruz genelde. Çünkü turla istediğiniz bilgileri, istediğiniz verimi alamayabiliyorsunuz. Örneğin gezmek istediğiniz yerler var. Ama o turun planına bağlısınız. İşte o turun planının dışına çıktığınızda da belli zamanlar oluyor, serbest vakitler, ama istediğiniz yerlere tam ulaşamayabiliyorsunuz. Bunun için de size güzel bir şey önereceğim az sonra. Daha uyguna nasıl gezebilirsiniz konusunda. Bunu da denedik. Gayet güzel oldu. Örneğin siz Görme Engelliler Derneği ziyaret etmeyi planlamışsınızdır ya da bir görme engelliyle ilgili, bir engellerle ilgili merkez gezmeyi planlamışsınızdır, ama tur esnasında ayrılan vakit buna yetmeyebilir. Kendiniz dediğim gibi önceden bir takım şeyleri okursanız zaten o şehrin birçok gezilecek yerini öğrenip artık kendiniz diyebiliyorsanız, kendiniz ya da bilmiyorsanız size yardımcı olacak bir rehberle gezebilirsiniz ve gayet size kalan zamanda birçok bilgiyi de rahatlıkla alabilirsiniz. Böylelikle o grupların işte sabah bir saatte kalkılacak, işte şu saatte şuraya gidilecek gibi bir şeylere bağlı kalmamış olursunuz. Kendiniz planlayıp işte ben şu saatte istersem yemek yeriz, istersen işte yemem ya da şu saatte kalkmak istiyorum, bu saatte başlayalım gezmeye diyebilirsiniz. Şehrin tabii yoğunluğuna göre de bunlar değişiyor, ama grupla yapılan geziler her zaman daha uzun sürüyor. Siz o uzun süreyi tamamen kendinize ayırmış oluyorsunuz ve rehberinizden bu konuda birçok bilgiyi alabiliyorsunuz gezerken. Peki rehber konusunda ne yapabilirsiniz? İki yöntem önerebilirim. Birincisi, bir tur operatörüne, işte bir turizm firmasına durumu anlatıp, işte ben görme engelliyim, bu ülkeye şu tarihlerde gitmek istiyorum, bana rehber ayarlayabilir misiniz diyebilirsiniz. Bu da bir yöntem, ama biraz pahalı bir yöntem. İkincisi, daha güzel, bence de daha hoş bir yöntem aslında. O ülkedeki Türk öğrenci derneklerine, birliklerine ulaşıp onlardan bunu talep edebilirsiniz. Çünkü nasıl burada öğrenciler bir takım işlerde çalışıp para kazanıyorsa, orada da o şekilde olabiliyor. Örneğin biz Japonya gezimizde bu yöntemi kullanmıştık. Oradaki öğrenci, yani Türk Öğrenci Derneği ile bağlantı kurarak bize rehber bulmalarını talep etmiştik. Biz de ücretini tabii ödemek koşuluyla o kişiye bu rehberlik hizmetini almıştık onlardan. Gayet uygun fiyata gelmişti. O öğrenci de
kazanmıştı. Neticede öğrenci olduğu için onun da orada belli harcamaları oluyor. Ve çok güzel bir şekilde gelmiştik. İki rehberle. Tokyo'da bir rehber ve daha sonraki diğer üç şehri gezecek bir rehberle güzel bir şekilde gezmiştik ve bayağı da verimli geçmişti. Çünkü onlar da eğer bunu daha erken bildiyseniz ayarladıkları rehberler de nereleri gezmeniz gerektiği konusunda zaten belli birikime sahip oluyorlar o ülkede. İşte şey de diyebilirsiniz rehberinize, işte ben işte görme engellerle ilgili kuruluşları gitmek istiyorum birkaç kuruluşa. Bunu araştırabilir misiniz benim için diye talep edebilirsiniz. Bunu da yapabilirler ama bunu mümkünse kendiniz yapın. Bazen onlar tam ne araştıracaklarını demeyebiliyorlar. Gerçi bizim rehberimiz Japonya'da Görme Engelliler Federasyonu, Japon Federasyonu'nun yerini bulmuştu. O konuda tabii cumartesi olduğu için görememiştik, kapalıydı. O ayrı bir mesele. Genelde gayet doyurucu, güzel bir bilgiye sahip oluyorlar ve size yardımcı oluyorlar geziniz esnasında. Siz de tabii belli bir bilgi sahibi olacağınız için internetten araştırıp işte onların o an bulmadıkları ya da o an akıllarına gelmemiş olabilir. İşte ben şuraları da gezmek istiyorum, böyle bir yer varmış diye talep edebilirsiniz. Zaten bunu o an değil de arkadaşlar, geziden önceki rehberinizin gerekirse kontak bilgilerini edinin. Onlar zaten size verecektir ama siz bunu talep edin yine de. Onunla yazışarak bir plan yapın oraya gitmeden önce. İşte şuraları gezmek istiyorum. Şu bilgileri almak istiyorum diye talep ederseniz bu konuda rahat edersiniz. Hatta bu şu anlamda da iyi oluyor. Örneğin işte İngilizce biliyorsunuz ama gittiğiniz ülkede İngilizce çok fazla konuşulmuyor. Gideceğiniz yerlerde de bir takım bilgiler almanız gerekiyor soru sorarak bazı konularda. Örneğin bir görme engelliler merkezi ile ilgili ya da derneği ile ilgili gelinize ya böyle bir şey ayırmışsanız, gezmeyi düşünmüşseniz. Oradaki öğrenciler az çok o ülkenin diline de hakim oluyor genelde bu konuda. Ve rahat ediyorsunuz. İşte onlar ve aradaki bağlantıyı o öğrenciniz sağlayabiliyor. Ama ben şunu yapmanızı tavsiye ederim. Örneğin Japonya'da gittiğimiz dernekle ilgili istediğimiz şeyleri tam alamamıştık. Gerçi o derneğin de yapısıyla ilgili biraz. İşte neleri merak ediyorsanız onları da bu yazışmalarda konuşabilirsiniz. Yani en azından hani hazırlık yapmasın o kişinin bu konuda. Çünkü bazen doğru kelimeleri kullanamıyorlar. Örneğin diyorsunuz işte görme engelliler hangi alanlarda, yani şu anda örnek aklıma gelen bir şeyi söylüyorum. İşte bu ülkede görme engelliler ne yapıyorlar, hangi alanlarda çalışıyorlar gibi bir soruyu rehberiniz iyi soramadığı için bunun cevabını da istediğiniz gibi edinemeyebiliyorsunuz. O yüzden bunları daha önceden planlamak iyi olabilir. Yazışmalarda en ince ayrıntıya kadar planlarsınız. İşte biz şu saatte havaalanına ineceğiz. Eğer ihtiyacınız olursa hani rehberinizin size havaalanından karşılamasını da tavsiye edebilirsiniz. Önerebilirsiniz. Yani biz geleceğiz fakat işte yabancı dilimiz yeterli olmayacak. Havaalanında belli bir şeyde bizi almanızı rica ediyoruz diye. Havaalanlarında genelde yardımcı kişiler oluyor arkadaşlar. Siz uçaktan inerken aynı bizdeki gibi geliyor, sizi alıyor. Çıkış noktasına kadar sizi götürüyor. Bu konuda genelde gittiğimiz ülkelerde sıkıntı yaşamadık. İşte o noktada rehberinizle buluşup, hatta rehberinizin bir takım bilgilerini de alıp, hatta rehberinizden şey de rica edebilirsiniz. Eğer İngilizce değilse o kişilerin İngilizce konuşmama ihtimaline karşılık. İşte bana sizi bizi alacağınız noktaya kadar götürmesiyle ilgili bir şey yazar mısınız? Havaalanındaki görevi göstermek istiyorum diye onu da alıp oradaki kişiye, tabii neticede o an
O ülkenin yabancılığını kullanamayacağınız için. Genelde havaalanında İngilizce bilen kişiler veriyorlar ama hani İngilizceniz de yeterli olmayabilir. Normaldir, olabilir bu. Böyle bir yazıyı talep edip bu yazıyı göstererek işte atıyorum yazıda şöyle bir şey olabilir. Rehberimiz bizi şu noktadan alacak. Rehberinize de bu noktayı planlayarak rehberinize ulaşabilirsiniz rahatlıkla. Zaten bir sorun olduğunda da rehberinizin telefonu da olsun sizde. En azından rehberinizle bu kişiyi konuşturma şansınız olursa sizi belli bir noktaya kadar bu kişinin götürmesini havaalanı içerisinde rehberinizle buluşmanızı sağlayacak bir şekilde bir yöntem izleyebilirsiniz. Engin daha önce dediği gibi arkadaşlar yabancı bir ülkede tabii yabancı bir ülkedesiniz ama hiç çekinceniz olmasın bu konularda. Yabancınızda belli bir şeyde İngilizceniz falan varsa hiç çekinceniz olmasın. Rehberle gelecekseniz zaten birçok sorunu aşmış olacaksınız ama rehberler tabii o rehber size her vakit yanınızda olacak diye bir şey yok. İşte diyebilir size şöyle plan yapabilirsiniz örneğin. Saat 10'dan 4'e kadar şu şeyleri gezeceğiz diye bir plan yapabilirsiniz. Daha sonra onun ayrılması gerekebilir. Size o ülke için belli bir zaman bırakabilir. Bu şekilde bir gezi planlaması yaparak birçok o ülke hakkında birçok bilgi edinebilirsiniz. Birçok yerini gezebilirsiniz. Bazı ülkelerde erişilebilirlik Avrupa ülkelerinin bazılarında iyi durumda. Örneğin Enginlerle gittiğiniz Viyana gezisinden aktaracak olursak Viyana bu konuda gayet erişilebilir. Tırtıklı zeminler, takip edilecek zeminler, kaldırımların güzelliği olsun. Gayet güzel gezilebilir bir yerde. Bu her ülkeden ülkeye değişir. Bazı ülkeler bu konuda iyi durumdadır ama bazı ülkeler de istediğinizi bulamayabilirsiniz. Erişilebilirlik anlamında. Mesela Roma olacak. Roma belli noktalarda tabii erişilebilirlikle ilgili şeyler var ama genelde Roma çok erişilebilir değil. Bir de Roma'nın arkadaşlar eski bir yapısı var. Roma o şehir merkezinin böyle daha çok Arnavut kaldırım tarzı meydanlarda böyle zeminler var. İşte tırtıklı zeminler fazla şey değil. Belli noktalarda var tabii yine hiç yok değil. Örneğin metro istasyonunda belli noktalarda var. Örneğin ben çok enteresan gelmişti. Metrosun eski olmasından da kaynaklanıyordur bu tür şeyler ama Fransa'da Paris metrosunda erişilebilirlik anlamında aradığım şeyi bulamadım. Zaten Paris metrosu gayet kaybolmaya, karıştırmaya elverişli bir metro. Bazen dediğim gibi bir yere gitmek için 4-5 tane hat değiştirmeniz gerekiyor. Hangi istasyonda hangi hatta geçmeniz gerektiği konusunda iyi bilmeniz gerekiyor. Bununla ilgili ben iPhone uygulaması bulmuştum. Tabii bunu Paris gezisinden sonra bulmuştum. Tabii işin enteresan yanı. İşte örneğin siz yazıyorsunuz. İşte şu noktadan şu noktaya diye seçiyorsunuz. Orada hemen şey çıkıyor. Hangi istasyona gitmeniz gerektiği, oradan hangi hatta geçmeniz gerektiği konusunda. Tabii bazen bu istasyonlarda bu geçişler aynı peronda da olmayabiliyor. Örneğin bir istasyona geliyorsunuz, merdivenden iniyorsunuz, başka bir hatta geçiyorsunuz. Ya da o istasyonda başka bir perona yürüyorsunuz, başka bir hatta geçmek için. Böyle bir takım değişik şeyler oluyor. Ama toplu taşımada o şehrin havasını yaşamak için bence gayet güzel. Otobüsler konusunda eğer otobüslerin anons sistemi varsa bazı ülkelerde var bu. Durağınızın adını rehberinizden öğrenerek o anonsları takip edebilirsiniz. Örneğin biz Prag'da inmemiz gereken durağı bu şekilde çözmüştük. Prag da bu arada çok erişilebilir değil. Açıkçası biz aradığımızı bulamamıştık Prag'da. Gayet eski bir şehir. Tramvayları böyle değişik. Bizim
tramvaylara benziyor biraz. Eski tramvaylara. Kapının, örneğin kapıyı açmak için, tramvaya binmek için düğmeye basıyorsunuz dışarıda. O düğmeyi bulana kadar tramvay gider mi diye merak ediyorum açıkçası. Sorusu olanlar mı arkadaşlar? Ya da o ülkelerle ilgili bilgi verebilir misin? O alana gidebilir miyim? Yani o alana gelinmesi kolay mı? Onunla ilgili soracaktım. Hangi ülkeler? Orta Doğu ülkeler, Orta Doğu yani bu Mısır, mesela piramitler Mısır, işte Suriye, Libya gibi, Irak Filistin. gibi yani biraz sorunlu bölgeler ama hani öyle örnek verdim. Mesela Mısır olabilir, Tunus olabilir, Fas, bu arada gezilecek yerler. Tabii gidilebilir. Yani ben açıkçası Fas ya da Tunus gibi bir ülkeye şu ana kadar gitmedim ama Orta Doğu'da herhangi bir ülkeye de gitmedim. Ama dediğim gibi bu sizin araştırma gücünüze de kalmış bir şey aslında. Araştırma yaparak internetten ne yapılır, nasıl ulaşılır, ulaşımı nasıl, işte kültürel yapısı nasıl, bir takım bilgileri öğrenerek, o ülkeyi en azından gitmeden önce az da olsa tanıyarak gidebilirsiniz. Mısır gibi ülkelere, piramitlere falan gezmek için rehber yardımı almanız gerekebilir. Az önce dediğim yöntemi de kullanabilirsiniz aslında böyle bir şey için. İşte Mısır'da okuyan öğrencilere formuna ulaşıp ya da derneği varsa derneklerine ulaşıp oradan yardım talep ederek işte ben işte ülkenizi gezmek istiyorum, Mısır'a gelmek istiyorum, turistik gezi amaçlı işte şuraları görmek istiyorum, bana rehber desteği verebilir mi dernek diye talepte bulunabilirsiniz. Yani bence gezilmemesi için hiçbir sebep yok. Gezilebilir. Bir takım bilgilere sahip olduktan sonra önceden rehberinizi de ayarlayabilirseniz rahatlıkla gezebilirsiniz diye düşünüyorum. Fas bizi istemeyen ülkelerden rahatlıkla gidilir. Evet, sanırım istemiyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Adem abi bir de şunu sorayım. Bugüne kadar birçok ülkeye gidip gezdiğinizi biliyorum. Şunu dediniz mi hiç abicim? Mesela bu ülke tam benim aradığım ülke. Gerek erişilebilirlik açısından gerek kültür açısından. Ben burada yaşamak isterim dediğiniz bir ülke oldu mu abi? Özellikle erişilebilirlik açısından. Valla erişilebilirlik açısından hani yiyecek kısmını hariç tutarsam benim yani hoşuma giden ülke Japonya olmuştu. Çünkü her yer dümdüz. Yani hatta şey diyor bir takıldım eşime ya İstanbul'a dönsek mi? Burası çok sıkıcı. İnsan ayağı bir yere takılmıyor falan diye espri yapmıştım. O derece. Yani, çıkın kaldırımlar saatlerce yürüyün şehirde. Tokyo öyle bir şehir. Tokyo'da genelde işte biz Japonya'ya gittiğimizde Osaka, işte Kyoto 4 tane şehir gezdik toplamda. Yani çok böyle sıkıntılı bir şehir yoktu. Genelde erişilebilirlik anlamında iyiydi. Ve şey de örneğin Japonca bilginiz varsa ki İngilizce yoktu Japoncaydı. Yani birçok her yerde ses geliyor. Yani görmeyenler için değil, insanların yaşam tarzı böyle. Her şey anons. İşte mağazaya gidiyorsunuz. Orada bir reyonun yanından geçiyorsunuz. Orada bir tanıtım bir şeyler geçiyor. İşte ne bileyim yürüyen merdivene geliyorsunuz. Sonuna yaklaşırken bir uyarı sesi duymaya başlıyorsunuz. Anons gibi, hoparlör gibi küçük bir şeyden. İşte asansör anlamında hem braille hem sesli. Benim dergide yayınlanan bir Japonya yazım vardı. Bilmiyorum okuma şansınız oldu mu? Braille dediğim gibi her yerde var neredeyse. Yani bir otomata dokunuyorsunuz. Braille. İşte bir bilet alma makinesine dokunuyorsunuz. Tuşlar bile yanında fiyat çizelgesi Braille olarak yazılmış. Merdivenden çıkacaksınız. İşte metroda korkuluğa dokunuyorsunuz. Korkuluğun tam başında işte nereye çıktığını gösteren bir Braille yazı. Yani, gayet erişilebilir bir şehir. Ben açıkçası Japonya'da yaşamayı tercih ederdim. Erişilebilir bir ülkede yaşamak şansım olsa. Hatta genç olsam, öğrenci gitmek istesem bir ülkeye herhalde Japonya'ya giderdim. Ben de bir ekleme yapayım. Japonya'yı da ben bir ara görmek istiyorum da ben de gittiğim şehirlerde en çok Viyana'yı beğendim arkadaşlar.
Orada ben de böyle bir yaşamak istesem herhalde orayı isterdim. Hem bir yönden büyük şehir, yani İstanbul'a benzerlikleri de çok var şehrin. İkincisi hakikaten orası da bayağı erişilebilir bir şey, Japonya kadar olmamakla beraber. Asla kaybolmazsınız yani şehrin içinde. Gayet rahat istediğiniz yeri bulursunuz. Üçüncüsü de bayağı da Türk var. Hani yabancılık çekmem olasılığınız da yüksek. Elinizi sallasanız bir iki Türk'e denk geliyor falan. Yani her yönüyle Viyana hakikaten güzel bir şehir yani. Oraya da bir gün fırsatınız olursa gitmenizi öneririm Viyana'ya yani. Her türlü açıdan görmenizi önereceğim şehirlerden biri. Engin hocam, iPhone'unuzun başına bir şey gelmezse diyorsunuz, şehir yaşanır değil mi? Hani engelsiz erişimin saatlerde anlattığınız bir olay vardı ya, galiba Ya Viyana'da o olmuştu. sorma, Viyana'da oldu ama bizim izimizde ne oldu? Ben de oraya da değinmiş olur zaten hocam. Ve navigasyon uygulamaları da işinize yarıyor yurt dışında, değil mi Adem abi? Yani kullanabiliriz navigasyon uygulamalarını. Evet, navigasyon uygulamaları işe yarayabiliyor. Yani hiçbir şey yoksa Blind Square gibi bir program epey bir işinizi görür. Blind Square bu konularda gayet iyi. İşte etrafınızda neler ne yok en azından çok güzel oluyor öğrenme konusunda. İşte Avrupa Birliği ülkelerine gidiyorsanız yararlanabilirsiniz. Navigo Europe ve Blind Square ile bir şey kombinasyon yaptığınız zaman zaten navigasyon olayı çözmüş olacaksınız. Voltran'ı Tabii. oluşturuyorlar Adem abi. Tabii yani onun gibi bir şey. Ama bazen işte bazı ülkelerin kendine göre navigasyonları var. Erişebilir olmayabiliyor. Ben Japonya için bulmuştum bir tane. Kullanamadım istediğim gibi. Ama Japonya için de işte bir takım şeyler bulmuştum ama onu da gelince bulmuştum tabii. Bir de şey, Bir de şey, insanlar insanlar haritalarla haritalarla geziyorlar yani. geziyorlar Tabi yani. tek siz Tabi tek değilsiniz siz aslına değilsiniz bakan. aslına bakan. Oradaki turistlerin hepsinin Turistlerin elinde bir hepsinin elinde harita, bir şu an harita, nerede, şurada şuradayız falan diye falan bakarak geziyorlar yani arkadaşlar. O gayet normal bir şey oralarda kullanmak. Biz de hani Blind Square'in avantajı gerçekten çok rahat bir şekilde etrafında ne var, ama tabi ciddi bir internetiniz yani maliyetiniz onu da dahil etmeniz gerekecek. Dış şeyinde yoksa acayip telefon faturaları gelebiliyor yani kısa zamanda. Navigon biraz daha değil mi, internet yemediği için belki biraz daha anlamda kabul edilebilir. Ama ülkeden ülkeye de değişiyor tabii ki yani o tür şeyler. O başımıza gelen olay da şeydi, Adem abiyle Viyana'da giderken kayıt yapalım falan diye öyle bir yer arıyorduk. Ararken acayip bir yağmura yakalandık. Yağmura yakalarken biz devam ettik. Benim iPhone sustu. Aha dedim, gitti iPhone. Elin diyarında bozduk iPhone. Gitti bozuldu. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Ama yine de bir sorun olmadı. Çünkü operaya gidecektik değil mi Adem abi o zaman? Sanırım operaya gidiyorduk. Ondan sonra birine sorduk, ya biz buradan şeye gitmemiz lazım, ne yapabiliriz, telefonumuzu da bulduk. Adam hemen kendi telefonundan bir taksi aradı. Adam geldi pıt diye geri gittik yani. Zaten uzak değildi gittiğimiz ya, biz yürümek istiyorduk sadece. Yani sorarsanız etrafınıza mutlaka yardım etme eğilimi oluyor yani gördüğüm kadarıyla. Her yerde olduğu gibi, ama yani tabii bu ülkeden ülkeye değişmekle birlikte ne Roma'da ne şeyde sen istemedikçe sana dokunmuyorlar. Yani durup dururken herkese gelip koluna lank diye yapışmıyor. Ha, onu Hatta soracaktım. yardım istesen bile o yanında yürümeyi tercih ediyor. Sen dersen yani kolunuza girebilir miyim tarzı söylüyor, şey yapıyor. Yani kimse patlayıp yani kimse şey yapmıyor. Hani onu fark etmiştim. Bir de ikincisi, Işıklarda hiç araba yoksa da gerçekten duruyorlar ya, onu fark ettim. O çok ilginç bir şeydi. Adamla hadi geçelim dedim, bir tane Viyana'da gidiyorduk. Bir tane Türk çıktı, abi dedi dur burada geçme, Türklüğümüzü belli etmeyelim dedi. Burada herkes duruyor dedi. Biz tabii direkt alışırız yola dalmaya. Engin'in dediği gibi genelde evet yardım konusunda öyle. Örneğin işte istasyonuna gidiyorsunuz, metro istasyonuna. Paris'te de gelmişti başımıza. İşte siz talep etmedikçe kolunuzdan elinizden tutmuyorlar. Yanınıza yürümeyi tercih ediyorlar yürürken. Gerekli yerlerde uyarmayı tercih ediyorlar. Öyle sürekli İşte sağa dön, sola dön, arkadan da bağırmıyorlar tabii bizdeki gibi. Sağa dön, sağa dön, ileriden sola döneceksin O ağaç var falan orada, ağaç falan böyle. diye. Yani evet. En kötü ihtimal şöyle bir şey oluyor. Mesela bir tehlikeye doğru yürüyorsanız
arkadan no diye geliyorlar. Yani o yöne yürümemeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Sizi gerekli tarafa yönlendiriyorlar. Ama yolda yürürken koluna girip işte nereye gidiyorsun diye sormadan birden seni de yürütmeye başlama gibi bir şey yok. Bir de Japonlarda çok enteresan bir şey vardı. Kültür açısından anlatayım bunu da. Dikkatinizi çekti bizim. Şimdi bisikletle gidiyor adamın biri. Rehberimiz de yanımızda. Adam bisikletle giderken azıcık elimizde paldır küldür düştü. Hemen tabii biz eşim yardımcı olun falan filan dedi. Yok rehberimiz dedi ki hayır. Onlar öyle yardımcı olmayı sevmediler ama ihtiyaçları olursa talep ederler. Rehber sadece adama yardımcı olacağım bir şey var mı dedi. Adam sadece şey dedi, işte bisikleti kaldırabilir misin dedi, o kadar. Hani işte kolumdan tutun beni kaldırın, düştüm falan filan gibi bir durumları yok genelde. Hani bizde olur ya, bir düşer hemen o millet hücum eder, aman tutalım kaldıralım falan filan. O talep ederse yapıyorlar ama soruyorlar nezaketen hani yardımcı olacağımız bir şey var mı anlamında soruyorlar. Ama tabii bunlar ülke kültürüne göre değişen şeyler. Yani başka bir yere gittiğinizde başka bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Yani Avrupa'da başkadır, Almanya'da. Her ülkenin farklıdır. Yani onu bir şey yapıyor. Mesela bizim Banu Adem abi anlatıyordu Büyük Jungle. O İngiltere'ye gitmiş abi, hiçbir GPS yazı çekmiyor. İnternet bile de o gün çekmiyor. Ne biçim bir ülke falan diyordu valla. Kız bayağı hayal kırıklığına uğramıştı o navigasyonlarla ilgili. Onu bana da anlatmıştı. GPS'in ya da hiçbir şeyin çekmemesi çok enteresan gelmişti bana. Coğrafi konumla ilgili bir şey mi acaba? Bu İngilizler nasıl gidiyorlar? Navigasyon olayını nasıl çözüyorlar acaba? Londra çok sisli olduğu için belki uyduya ulaşmıyordur. Gerçi tabii orada da öyle bir şey var. Hava sürekli bulutlu. GPS sürekli bir yanılma payına gidiyor. Ama şey çok güzel bir duygu oluyor ya. Mesela gidiyorsun hiç bilmediğin şehirde etrafına bakıyorsun. Ha ileride bir İtalyan restoranı varmış diyorsun. Kafana göre takılıyorsun. Sonra soruyorsun. Bulup yiyorsun falan. Yani o yurt dışında onları yapabilmek falan ilk gittiğinde çok güzel deneyimler oluyor arkadaşlar. Yani o şehrin tam havasını yaşamak, içinde olmak falan. Güzel oluyor. Bir de şey yapmak lazım sanki. Adem abi onu anlattı. Baştan bir nereleri gezeceğinizi önceden planlarsanız da iyi olur. Yani kafanızda bir stratejik planı mutlaka oluşturmak lazım değil mi hocam? Yani ne yapacaksın hani bugün ne yapacağım, yarın ne yapacağım gibi, yoksa kafa karıştırıcı olabiliyor. Tabii tabii ya, bu şeye yol açar plansız gittiğiniz zaman. Bir zaman var. Neticede atıyorum 3 gün orada kalacaksınız. Bu 3 günü her şeyi planlayarak gidip en güzel şekilde geçirmek var. İşte nereleri geleceğinizi bilmiyorsunuz, gitmişsiniz. Ne yapacağız şimdi, nereye gitsek acaba şeklinde düşünmek var. Tabii planlamanın içinde plansızlık da güzel olabilir. Örneğin dediğim gibi hani giriyorsunuzdur, çok enteresan bir yer bulmuşsunuzdur orada. Aa şuraya bir gidelim bakalım nasıl bir yermiş falan deyip aniden oraya da gidebilirsin ama ana şeyinizde bir planınız olması lazım. Yani ana gezinizin bir ana planı olması lazım. Hani geleceğiniz yerleri gezme anlamında. Örneğin biz Bosna Hersek'e gittiğimizde Mostar'a gitmeyi planlamıştık ama rehberimiz, bizle gelecek olan rehber, Mostar için gelemeyeceğini söylemişti bizle. Çünkü Mostar Saraybosna'dan yaklaşık 2,5-3 saatlik bir yol mesafesinde, araç, özel bir araçla. Biz ne yapalım ne edelim, turizm ajentası varmış, yani devletin bir turizm birimi varmış. Oraya gittik. Onlara söyledik. Hani biz Mostar'ı gezmek istiyoruz ama bizim rehbere ihtiyacımız var diye. Onlar da gayet güzel İngilizce bilen, işte arabada kullanabilen bir rehber bulmuşlardı. İşte rehber ücreti artı arabanın kiralanması çok da öyle aşırı yüksek bir fiyata olmayacak şekilde Mostar'a da gidip güzel bir şekilde gezip tekrar Saraybosna'ya geri dönmüştük. Yani planlama önemli. Dediğim gibi planlama yaptığınız zaman bir sürü de zamanınız da kalıyor. Yani çünkü şey yok ortada, hani ya ne yapsak acaba şimdi nereye geçsek diye. Çünkü insan kararsız olduğu zaman o esnada daha çok vakit kaybediyor. Şunu yapsak, birilerine sorsak da acaba nereleri kesilir buranın gibi araştırmalar size bir sürü zaman kaybettirecektir. Bunları daha önceden planlayarak gitmeniz tabii orada
zamanın size kalmasını sağlayacaktır. Benim aktaracaklarım bu kadar.